Fiyatına göre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün hazır sistem incelemesi yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi bilgisayarları buraya kabaca dizdim. Üzerlerinden bir eleme yapacağız. Ondan sonra sonuçlanacak. Burada bir tane 8 çekirdekli işlemci masaüstü seti var. Bunu araştırdığımda oyun oynanabiliyor mu? Oynanabiliyor tabii ki. 2 GB RX 550 ekran kartı var. 16 RAM 240 SSD var içinde. 9140 liraya güzel. Rekabetçi oyunlarda 144'ün üstüne çıkartabilirsiniz. Ama bir takım oynamalar yapmanız gerekecek. 144'lük bir monitörle rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir bilgisayar. İkincisi 14.000 lira. 10.105 F işlemci. GT 730 4 GB. 480 SSD 16 RAM var. Şimdi bu da oradaki sisteme yakın diyebilirim. Yani ekran kartlarının ikisi de çok işlevli ekran kartlar değil. Yani bu iki bilgisayarda rekabetçi oyunlar için oynanabilecek bilgisayarlar. Bence 14.000'e çıkmaya gerek yok. Hani çıkıyorsan tam çık. Yani 17-18 bine çık ki birkaç tane daha oyun oynayabileceğin bir bilgisayar almış ol. Bence şunu alsanız rekabetçi oyunlar için yeterli. Onun dışında bunu almaya gerek yok bence. Ha bak şöyle bir şey var burada. 14.300 liraya Ryzen 5 3600, RX 500 RX 5500XT var. 8 RAM 512 SSD var. RAM'in yükseltirsiniz ileride. RX 5500XT çoğu oyunu açıyor zaten. Ryzen 5 3600 de bildiğimiz gibi yani bir zamanların en iyi işlemcilerinden biriydi. Gerçekten güzel bir işlemci. Yani bu arada RAM 16'ymış. Ekran kartı 8 GB. Yani bu güzel. 14300'e bu alınabilir. Bunu tavsiye edebilirim. Yani bunu e, grafik programları, yazılımları kullanan arkadaşlar işte editör arkadaşlar da alabilir. Gayet işlevsel bir sistem. 14300'e güzel yani. RX 6600 10400F'li sistem var. 16 RAM 512 SSD var. Yanındaki sistemde Ryzen 5 5500. RX 6600 16 RAM 512 SSD. Ben 10400F taraftarıyım. Ben olsam burada Intel olanı alırdım. Aynı fiyata. O yüzden çıktım. Bu da yüksek grafikli oyunlar oynayanlar için. 12100F. RX 6650 xte Yani ekran kartı ile işiniz varsa alacaksınız bunu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yanında bir tane daha vardı. 4060'lı bir sistem var. Ryzen 5 5500 kullanmış. i3 12100F kullanmış. Yani genel olarak düşünecek olursak 4060'lı bir sistemi 20.000'e 20 verdiğine göre o daha mantıklı bence. İşlemci çekirdeği olarak fark var. 8 çekirdek. Ama RX 6650 xte 4060'tan güçlü diyebiliyorum. Bir bakalım Sitenin birinde 4060 daha güçlü diyor. Yani bu bir kesin sonuç gösterir mi? Bilemem ama 20.000 fiyat aralığında RTX 4060'lı bir bilgisayar zaten başka yerde görmedim. Başka sitelerde yok. En aşağı 26, 27. Yani 20.000'e 20 o 4060'ı vermesi çok iyi. Bence buradaki yazandan ziyade 4060'lı bir sistemi 20.000'e 20 alıyorsun. 6650 XT'yi bence elemek gerekiyor burada. İşlemcin 8 çekirdek zaten. Onu da düşün mesela. Yani 20.003 liraya şu bilgisayar gerçekten çok iyi. 4060'lı bir bilgisayar alıyorsun. Gayet güzel. Hemen yanında 11400F 3060 var. Ya zaten Ryzen 5 5500 bir seviyeye kadar rekabetçilerde güzel performans veriyor. O seviye sizi tatmin ediyorsa işlemci yükseltmeye gerek yok. Ekran kartını boşu boşuna düşürmeyin. Yani ekran kartını çözünürlüğü yükselterek yüksek grafikli oyunlar oynayabilirsiniz. Yani burada e, profesyonel rekabetçi oyunu oynuyorsanız Ryzen 5 5500 yetmeyebilir. Ama ben yine de bu sistemi eleyeceğim. 12400F 6650 XT var. 2000 lira fark koymuş. Mesela şuradaki işlemciyi değiştirsem nereye çıkabiliriz? Ryzen 5 5600 seçsem 12400F'e biraz daha yaklaşmış olacağım. 22.000 lira fiyatım olacak. Yani ben yine bunu alırdım. Yani bunun işlemcisini yükseltip yine bunu alırdım. O yüzden bunu çıkaracağım. 11400F RTX 4060. Yine onu alırdım. 12400F 4060 var. 24400. Yanında ne var? 12400F RX 7600 XT var. 7600 XT her türlü daha güçlü zaten. Buradaki 25000'lik olan bilgisayar tercih edilebilir. Sonra 4060 12600 KF var. Bak az önceki bahsettiğim sistemlerden birisi. 12600 KF ile çok yüksek FPS'ler alabiliyorsunuz rekabetçi oyunlarda. 4060 zaten açamayacağı oyun yok. Yani 26.000'e bine çok güzel bir bilgisayar alabiliyorsun. Bu güzel. 4060 Ti 13400F. Hemen yanında RX 6800 var. 5600X işlemci var. Yani ben olsam 6800 olurdum. İşlemcimde Ryzen 5 5600X. Bu güzel ya. Yani buradakini eleyebiliriz. Burada bir 14. nesil işlemci var. 7600X ile kombinleşmiş. 16 RAM. 500 SSD 30 bin lira. işlemciden dolayı alınabilir bir sistem. 12600 KF RX 7600 XT. Bir saniye. 14. nesil F işlemci mi? 12. nesil K işlemci mi? Yani burada K işlemci yine güçlü çıkıyor. Yani şöyle düşün. Şimdi anakarta bakmak lazım bir. Anakart ne? Anakart H anakart. O yüzden overclock yapılmıyor diye biliyorum. Yani 14. nesil daha mantıklı ya. Aynen. O 14. nesil alırım ben. 13.400 F 30.000 liraya 4060 Ti ile beraber geliyor. Yanda 14.400 F var. Sil. Ekran kartı zaten daha iyi ondan. 4060 Ti Ryzen 7 5700X var. Onun yanında RX 6800 Ryzen 5 5600 var. Zaten biz RX 6800'ü bulmuştuk. Nerede o? 5600X ile beraber RX 6800 vardı. Arada 3000 lira fark var. Zaten ele bunu. Yine 6800 var. 13400F ile beraber. Yani ben yine de Ryzen 7 5700X 4060 Ti tarafta arayayım. Onu alırdım. 14400F 4060 kullanmış. Burada 7600X de 4060'tan güçlü olacağı için 4000 lira fazla veriyorsun bir de. Gerek yok. 4070 Ryzen 5 5600 var 35.000 liraya. Onun yanında 13.400'e Ryzen pardon Radeon RX 7800 XT var. Ya bu gerçekten çok yüksek bir ekran kartı ya. Yani 4070'ten çok daha iyi bir ekran kartı bu. Silerim ya bunu alırım. 7700 XT var yanda. Zaten 7800'ünü bulmuşuz. 7700'ü ne yapalım? Yine 7700 var. 4060 Ti var. Geç o işleri. İşleri geçtik zaten. Ryzen 7 5700 x 4070 Super var. Yanında 4070 yine 5700 x var. 2000 lira fark var. Geç. Teknobiyotik'ten alınır. 13700K 460 Ti var. Bu da çok güzel bir sistem olmuş. Yani K işlemci alıyorsun ama yine anakartın Z değil. Ya madem K yapıyorsunuz Z anakart koyun içine ya. Fiyatı da pahalı olsun abi. 14400F 470 süper. İkisini de çarpı ya. İkisini de... Salla. Bununki Z mi? Değil. Salla ya. Bunları salla abi. Gıcık oldum yani. 11 tane bilgisayar var. 40 bine kadar. Bu bilgisayarların linklerini paylaşacağım. Ya zaten bir tane link var. O linke tıkladığında tüm hepsi güncel olanları çıkıyor. Onu güncelleyeceğim. Çek. Evet. En fiyat performans bilgisayar hangisi diye soracak olursanız. Şu 20 bin liralık Tebilon'da satılan bilgisayar. Bayağı iyi. Alınabilir yani. Battle Royale için almayabilirsin ama Gerçi grafikleri yükseltirsen Battle Royale'de de darboğaz yapmaz. Yani gayet fiyat olarak güzel bir bilgisayar. 20.003 TL. Evet video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.